Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Projemizde bugüne kadar 76.509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1.518.322 metreküp beton dökerek beton işlerinin %97,5'unu tamamladık. 74.020 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de %96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154.448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük. Projenin kilometre taşlarını da kısaca ifade etmek istiyorum. İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle Ocak 2021'de yaptığımız metro hattımızda son TBM'in çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada ilk sinyalizasyon test süreçlerini hep beraber başlatacağız. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranında yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az %60 oranında yerli olacağı projede yerli motorlar da kullanılacak. Metro hattımız ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmut Bey metro hattına entegre olacak. Gayrettepe istasyonunda da Yeni Kapı Taksim Hacı Osman metrosuna entegre olacak. Ayrıca Yapımı Bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmara'ya kadar devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak. Hattımızda işletilecek trenler önce otomatik ardından da sürücüsü çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38.400 olarak planlanan hat, üzerinden günde 600.000'in üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranı %91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp Havalimanı metro hattımızın tüm istasyonlarından hizmete aldığımızda İstanbullulara rahat, emniyetli ve hızlı bir kent içi ulaşımı da sağlamış olacağız. Tüm bunlar işletme açısından da ciddi kazanç ve tasarruf anlamına geliyor. Şöyle ki, metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde karayolu bakım ve işletmesi açısından 45.133.000 euro, çevreye ve sağlığa dolaylı politikalarımıza uygun olarak hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkısı açısından 247 milyon euro, zaman bakımından 2 milyar 312 milyon euro kazanç elde edilecektir.